Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Osman yap bakalım. Abdülhamit'te mi kalmış? Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma madahtu Muhammedin bi makalati ve laki madahtu makalati bi Muhammed aleyhissalatu vesselam. Rabbimizi birinci reşa, Rabbimizi bize tarif eden üç büyük külli marif var. Şöyle mesela, Adem aleyhisselam gibi atılsan, dünyaya atıldın. Nereye atıldığını bilmiyorsun. Ya din gelmiş bu vaziyetteyiz. Yani bu millet. Din gelmiş bu vaziyetteyiz. Ya din gelmese ne olacaktı? Değil mi? Şimdi düşün. Banyo, annendir, bacındır, yabancıdır. Dinler olmasa ne olurdu insan ya? Bu dinler söylemiş yani. Helal, haram kavramını dinler söylemiş. Böyle şimdi bir memlekete geldin. Hiç kimse yok, insan yok. Şöyle diyeyim daha iyi anlarsınız. Sultanbeyli'nde hiç kimse yok. İstanbul'da kimse yok. Tek başına sensin. Bütün petrol istasyonları, bütün kuyumcular, fırıncılar açık senin. Kimse yok İstanbul'da. Yaşanır mı? Cehennem ya. Tek başına. Böyle hayat mı olur? Şimdi insan bu dünyaya gelmiş. Niye geldiğini bilmiyor. Tamam. Niye gelmiş? Onu da bilmiyor. Ne yapacak? Onu da bilmiyor. Kim göndermiş? Onu da bilmiyor. Tamam da nereye gidecek yani? Atılmış. Bir tarif edici gerekmiyor. Tarif edici gerekiyor. Rabbimizi bize tarif eden üç küllü marif var. Meslevine de dörttür. Bir, Kur'an-ı Azimuşşan. İki, Peygamber aleyhissalatü vesselam. Üç, kainat. Ama kainat ama Kur'ansız, peygambersiz bilemezsin ne olduğunu. Nasıl bileceksin ki? Kainatı. Şimdi mesela fizikle, matematikle ölüm sonrasını izah et. Hadi nasıl izah edeceksin? Ha, fizikçi öğretmeni var. Ölüm sonrasını fizikte izah et. Sana diyorum falan bakma. Hemen sen fizik değil miydin? Hocam metafizik diyoruz biz. Fizik ötesi. Evet. Fizikte evet. Yok değil mi? Ya. Ya. Nasıl izah edecek ki Ömer? Öldü. Ha nereye gitti? En büyük mesele insanlığın bu değil mi? Sen bunun kaldırma kuvvetini vesairesini buldun. Tamam da ne işe yarayacak? En bilmesem de zaten düşüyordu bu. İnsan ne büyük meselesi? Kabir ve sonrası. Peygambersiz nasıl izah edilecek? Peygamber yok. Ne nedir ki? Nereye göre? Rabbimizi bize tarif eden üç büyük külli marif var. Tarif edici var. Birisi şu kitab-ı kainattır. Ki bir nebze şehadetini 13 lemayla Arabi Risale-i Nur'un 13. dersini işittik. Birisi de şu Kitab-ı Kebir'in ayet-i kübrası olan Hatimul Enbiya aleyhissalatü vesselam'dır. Şimdi Allah'ın dışında 18 bin alem, Allah'ın dışında bakın bunu kaçırma. Allah'ın dışında bütün, burayı kaçırma sen deriksin. Allah'ın dışında 18 bin alem Kur'an'ın donmuş hali. Burayı biliyoruz başka bir şey anlatacağım. Şecere-i hilkat dediğimiz. Buna büyük Kur'an deniliyor. Allah'ın dışında 18 bin alem Kur'an'ın donmuş hali. 18 bin alemin hulasası Kur'an-ı Azimuşşan. Canlı komprimi insan. Üçü aynıdır. Bu Kur'an-ı Kerim'de bir tane ayet var ya.
Ayetil Kübra. Ayet-i Kübra hangisidir Kur'an'da? Ayet-i Kürsi değil. Ayet-i Kübra. He? Öyle bir sure söyleyeceksiniz ki. Necim suresi. Niye? Fatiha mı? Öyle bir sure söyleyeceksiniz ki. Sebe semavata denk gelecek. 7 defa nuzul edecek. Aynı ayet. Fatiha suresi 7 defa nuzul etmiş. Aynı ayet. Salih'in biliyor muydun abi? 7 defa. Peki normal insana ne diyor biliyor musunuz Osman? Her bir insan kainat Kur'an'ının ayetel kürsisidir. Sen ayetel kürsisisin. Fatih Peygamber aleyhissalatü vesselam onun için de demiş. Bak şu kitab-ı kebirin ayeti kübrası olan Hatem-ül Enbiya aleyhissalatü vesselam. Hastalara en can alıcı böyle kafire can alıcı darbe kaçtılar şifa vesilesi Halid bin Velid'den geliyor. Fatiha'yı 7 defa okumak. Hastaya 7 defa okumak. Çünkü 7 defa nuzul etmiş 7 tane ayettir. 7 defa nuzul etmiş. Aynı sure. Peygamber aleyhissalatü vesselam kainatın başı ve hulasası. Başı olduğu için Fatiha ya. Başıdır. Ben peygamber iken Adem yoktu diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam şu kitab-ı kibirin, şu kainat kitabının yani Allah'ın dışında arş-ı azam, lef-i mahfuz, kürs, cennet, cehennem, alem erbu, alem insan, bütün alemleri hepsi Kur'an'ın dışa vuruşudur. Donmuş hali. Furkan-ı Hakim mi? Furkan-ı Hakim. Furkan ya. Kur'an'ın bu tarafı Furkan. Üçünü unutmayın. Üçü aynıdır. Fakat formatlar farklı. Kur'an, şeceri-i hilkat, insan. Peygamber aleyhissalatü vesselam Kur'an-ı Kerim'deki Fatiha gibidir. Mukaddemedir. Hem evveldir, hem ahirdir. 7 defa nuzul etti. Çünkü en sonda gene o geldi. Aynı şey gene en son geldi. Birisi de Kur'an-ı Azimuşşan'dır, birisi de kainattır, birisi de Peygamber aleyhissalatü vesselam'dır. Şimdi bu ikinci Burhan-ı Natık olan Hazreti Enbiya aleyhissalatü vesselam'ı tanımalıyız, dinlemeliyiz. Evet o Burhan'ın şans-ı manevisine bak. Şimdi peygamber olması bize tuvalete nasıl gidiliyor, özel hayatı nasıldır, nasıl tükürür, nasıl yürünür, komutan olması, baba olması, koca olması, kardeş olması ne bileyim. Her şeyimiz. Ondan ders alacağız. Olabilmesi için insan olması lazım, melek olmaması lazım. Tuvalete gitmesi lazım, acıkması lazım, evlenmesi lazım, düşmesi kalkması lazım, derdi olması lazım. Çünkü niye? Bize örnek olacak. Derdimiz olunca Resulullah şöyle yaparmış. Peygamber şöyle tükürürmüş. Şimdi bu zatın iki cihette bakılması lazım. Bir, beşeriyeti var. Bizim gibi yer, içer, kalkar. Bu beşeriyeti. İkinci bir şahsiyeti var. Şahsiyeti maneviyesi var. Yani ötesi. Yani bir odun. Odun. Odunun bir bu tarafı var. Bir de odunun duman, nur, mekan olmayan, madde olmayan enerji boyutu var. Bak maddedir, mayendir, kilosu vardır. Ama bunu meydana getiren kilosu yok. Tipi yok. Duman, nur, ısı, ışık, ultraviyole ışınları, dalga boyları, enerji boyutu yani. Odunu meydana getiren odun değil. Maddeyi, kiloyu meydana getiren, hacmi meydana getiren kendisinin hacmi yok. İşte insanın bedenindeki ruh da böyledir. Ruh böyledir. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu şahsiyet-i manevisi var arka taraf.
O pazarda alışveriş yapması, at alıyor, deve alıyor, deve veriyor, zırh giyiyor, yiyor, içiyor, tuvalete gidiyor, akşam kalkıyor. Bu tarafı var. Bir de şahsiyeti maneviyesi var. Ona bakalım şimdi. Ne, bir şahsiyetini, bir içsel alemini bir kontrol edelim. Nasıl bir şey yani? Bir ucuna bakalım, ucuna. Faruk. Bak neymiş? Satı az bir mescit. Yani şu dünya yüzü mescit. Dünya. Mekke bir mihrap. Mihrap nedir biliyoruz değil mi arkadaşlar? Mekke, bilmiyorum, namazın kılındığı yer. İmamın olduğu yer. Medine bir minber. Bak, dünya komple mescit. Niye diyor biliyor musunuz? Hristiyanlıkta ve Yahudilikte ibadet ancak havrada ve kilisede olur. İslamiyet'e, Muhammed ümmetine o kadar kolaylık yapmış ki Allah'ıma sonsuz şükürler olsun. Her beş vakit namazı ben camide nasıl kılacaktım ya? Nerede olursan ol tarlada kılabilirsin. Hristiyanlık yapamaz mı? Dua edeceksen kiliseye gideceksin. Ya havraya gideceksin ya kiliseye. Ya biliyor muydunuz arkadaşlar? Hristiyanlıkta dışarıda ibadet edilmez. Sanki dışarıda Allah yok. Bozulmuş ya. Mekke bak, dünya bir mescit. Mekke bir namaz kılma yeri, mihrap. Medine hutbe verme yeri, minber. O Burhan-ı Bahar olan peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bütün ehli imana, imama imam. İmam bir tanedir ha. Mekke'de imam durmuş. 14 tane saf var. 14 asır. Her bir asırda bir mücedid var. Mesela büyük camilerde, Almanya'da biz mesela namaz kıldırırken bayramı caddeleri taşıyor da görüyorsunuz basında bazen. Bizim cami de öyleydi. Aşağıdakiler nasıl duyacak dışarıdakiler? Mesela diyorum Allahu Ekber. O nakledene ne deniliyor? He? Munadi. Semiallahu limen hamide. Hamd diyor. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bak şimdi. Allahu Ekber. İmam tek. İmam tek. Sesi dalga dalga geliyor. Sonra geliyor. Birinci saf. Allahu Ekber. İkinci saf. Allahu Ekber. 14 tane dalga dalga geliyor. İmam tek. Küre-i arz bir mescit. Mekke bir mihrap. Medine bir minber. Bütün Beni Adem'e, 124 bin peygambere imam. Küre-i arz mescit. Adamın bir tanesi çıktı. Küre-i arzın imamlığını kabul etmiyor. Peygamberimiz küre-i arzın imamı. Dünyanın. Adam kainatın imamı ya. Geldi vurma deme diyorlar. Nasıl demeyeyim? Adam kainatın. Siz lan ne biçim şeysiniz lan? Kainatın imamı varken dünyanın imamına tabisiniz. Ne olacak ben de benim gibi? Siz de safsınız. Kainatın, hiç duydun mu sen Ömer? Kainatın imamı varmış. Ya. Kainatın imamı ya. Ne demek biliyor musun? Küre-i arz neymiş ki ya? Bu kadar bir şey. Oradan nereye çıktım biliyor musunuz? Bana ait. İster kabul edin ister kabul etmeyin. Allah'ı kıskanan insan olur mu? Mahluk olur mu? O tiptendir. Allah'ı kıskanıyor. Kainat imamı. Şaşırmayın. Bu şeyler biliyorum da söylüyorum. Bu nebeni çıkartan Allah bir şey biliyor da söylettiriyor. O Burhan-ı Bahir. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Burhan-ı Bahir. Bahir? Açık bir şekilde söylüyor. Bahir? Burhan yani. Okyanus gibi açık. Okyanus. Bu Bahir.
Bahr. Bahruman. Bütün denizlerin birleştiği yer. Bahr. Burhan-ı Bahir olan Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bütün ehli imama imam. Bütün. Öyle imam diyoruz ya. Diyoruz yani. Aslında imam tek. İmam tek. Barla'da söylüyor. Burada da dedi bak. Kur'an tek. Adem aleyhisselama verilen on suhuf. İbrahim aleyhisselama verilen. Şit aleyhisselama. Nuh aleyhisselama verilen. Davut'a. Musa'ya. İsa'ya. Verilen suhuf ve kitaplar. Barla'da diyor ki Kur'an'dan ahsedilmiştir. Olsun ya, olsun ya. Kur'an'dan verilmiştir. Kur'an'dan. O zaman peki nasıl verildi? Bak şu. Bir profesör düşünün. Fizik anlatacak Ömer üniversitede. O profesör ilkokul çocuklarına ABCC yazıyor. Yani kendisi. Ortaokul çocuklarına suyu anlatıyor fizikçi. Sevmesinden de. Lise çocuklarına molekül yapısını, kuantum fiziğini anlatıyor. Üniversite çocuklarına insanın kendisini koyuyor. Yani bir profesör nasıl ki ilkokula uygun konuşuyor, ortaokula uygun konuşuyor. Gitti mesela profesör. İlkokul çocuklar ne yapacak? Pat, çat, pat, küt. Peki o kadar basit niye konuşuyor? Basit mi bu adam? Hayır. Muhatap basit. Profesör olduğu için seviyeye göre konuşuyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da Adem aleyhisselamın zamanındaki insanlara o seviyede konuşması tenezzülat ilahiyedir. Peygamber aleyhissalatü vesselamdan, Kur'an'ından verilmiştir on suhuf. Mesela temel kitap bu. Hadi bakalım bunlara bu kadar ders ver. Biz de yapıyoruz ya, toplama yapıyoruz. Demek ki bütün enbiyaya, imam, bütün insanlara, asrına değil, hatip, ona ait bir şey misal vereyim. Allah Celle Celaluhu dedi ki İbrahim Aleyhisselam'a, Mekke biliyorsunuz, Ümre Hac'a gitmişsiniz, ha böyle bir vaat edeyim. Ezan oku dedi, bütün dünya eşittir, insanları çağıracağım dedi, insanları çağır. Ya Rabbi ben burada ezan okuyacağım vadede kimse yok ki, kendisinden başka kimse yok. Kim duyacak diyor. Ya İbrahim sen oku, bütün dünyaya eşittireceğim. İşitiyor muyuz? Mekke'ye gitmiyor muyuz? He? Nasıl bir şey? Ha İbrahim aleyhisselam bir ezan okudu, ümmeti Muhammed'e hac farz oldu. Görüyor musun? Nasıl işitiyor? Hala İbrahim aleyhisselam ezanıdır. Mesela dünyada her saniye ezan okunuyor. Mesela şimdi Sultanbeyli'ne yatsı girdi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Çatalca'ya girdi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hemen başlıyor. Dakika dakika. Böyle dünya yuvarlak olduğu için her an ezan okunuyor. Burada Allahu Ekber, Allahu Ekber derken burada La İlahe İllallah geçiyor. Her an ezan okunuyor dünyada ve dünya bir ağız. Komple ezanların toplamını düşün. Nasıl gönderiyor? Her an ezan okunuyor. Senin Sultanbeyli'nde 1,5 saat sonra okunuyor yatsı canım. Küre-i Arz'da an ve okunuyor. Akşam okundu burada. Dünya yuvarlak bak şimdi. Bir dakika sonra başka yerde. Dakika değil ya. Bitti başlıyor. Tek ezan. Ezan tek. Namaz da tek. Namaz tek. Salat tek. Namaz 5. Bütün insanlara hatip. Bütün enbiyaya reis. 124 bin peygambere ya. Size bir şey söyleyeyim mi? Burada mıyız arkadaşlar? Haletimiz burada mı? Bak size deneyeceğim. Şöyle bir bütün duygularınızdan düşüncelerinizden sıyrılıp bir şey soracağım. Şimdi siz peygamber olsanız bir böyle 10 saniye misal edeceğim. Peygamber olsan ben peygamberim. Peygamber olmaktan sen biliyorsun hiç kimse peygamber değil, bir ben peygamberim. Hep
Ne hissedersin bir hissetsene. Ben peygamber olsam. Ben peygamberim. Bunu anlaman için Allah senin için nedir yani? Allah ne ifade ediyor? Bir düşün, sen peygamber olsan nasıl haletin olur? Değil mi? Şimdi peygamberimiz peygamberliğini biliyor mu? Biliyor tabii. Peki peygamberimiz peygamberliğini bilmekten ve ona has olan, peygamber olmaktan has olan ruhsal boyutunu bir hayal etsene. Ben peygamberim, peygamberim. O halet rüyesini, içindeki cenneti hayal et. Allah, Allah olduğunu biliyor mu? Biliyor değil mi? Tövbe estağfurullah değil mi? Ama tahayyülü küfür, küfür değil. Allah, Allah olduğunu biliyor değil mi? Biliyor. Allah, Allah olmaktan gelen, Allah'a mahsus olan Allah'lık lezzetini düşünün. Lezzeti mukaddesesini düşünün. Ben derste coşuyorum böyle de. Bu manaların develin kılının kılı. Peki bu haletleri turfanda ve bütün meratipleriyle yaşayan peygamberimizin ruhunu hayal et. Hani biz namazda derste bozul olmuyor mu? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bazı namazlar evet Ömer değil mi? Bitmesini istemeyiz. Bazı sohbette bitmesin. Huzur olmuyor mu? Bu 70 bin perdeden geçmiş hal. 70 bin ne anlatacağım şimdi? Görmüyorsunuz değil mi? Şimdi görüyor musunuz acaba aşağıda gölgesini? Vuruyor mu? Yok. Ha buraya vuruyor. Bak bu elimin gölgesi var. Allah bu kainatı 70 bin perdenin arkasına şu demir. Onu izah edeceğim şimdi bak. Şu gölgeye bakın. Elime bakın. Hiç bu elimi görmeden, bu ele bakarak bu elin ne olduğunu, rengi ne olduğunu anlar mısın? Siyah adamın mı, beyaz adamın mı, canlı mı, cansız mı anlar mısın? Bu ele bakarak böyle duruyor. Bu gölgeye bakarak siyah adamın, beyaz adamın, Müslümandır, kafirdir, canlıdır, cansızdır. Anlamazsınız değil mi? Anlamazsınız. Arasındaki fark ne kadardır? Sonsuz. Bu canlı, bu cansız. Tamam mı? Birinci gölge bu. Bir de bunun gölgesi olsa, bununla bunun arası fark gibi. Bununla bunun arasındaki fark sonsuzdur. Canlıdır, bu cansız. Ha, arasındaki fark sonsuz. Bu birinci gölge. Bir de bu ikincinin bir gölgesi olsa. Fark ne kadar olur? Bununla bunun arasında ne kadar fark varsa, 2 ile 3 arasında o kadar fark var. 3'te 4, 4'te 5, 70 bin perdeden geçmiş dünya. Geri git cennet. Anladık mı? Nasibiniz varsa Allah nasip eder. Anlamayı. Nasibiniz varsa. Ben de gayret ediyorum. Hissetmenizi istiyor. Cennet nasıl bir şey? Dünya ile cennet arasında kıyas yapıyorum. Dünya Esma'nın 70 bin perdeden geçmiş hali. 70 bin perdeyi anlatıyorum. Bu canlı siyah beyaz olup olmadığı önemli değil. Kimin bak? Bunun gölgesine bakıyorum. Gölge cansız. Bu canlı. Gölge buna mahkum. Bunun arasındaki bu fark, canlı cansız arasındaki fark sonsuzdur. Bu birinci gölge mi? 2 ile 3'ün arasında da o kadar fark var. 3'te 4, 70 bin burası. Alem-i şehadet. Peki 70 bin kat geriye git. Orası cennet. Geldi gitme ha oraya. Ya bir kafayı sokalım ya. 60 sene sif olan bir kafayı sokayım. Allah'ım bu kadar anlatıp bitiremediceğini de. Ha böyle bir kafayı sokayım. Ulan nasıl bir yermiş ya. Sif kafayı sokmak için insan yaşar ya. Ayda ne var diye kaç tane insan öldü ya. Ha buradaki ay ya. Ya ayda ne var diye ya. Maden aşağı iniyorlar, çöküyor yani hangi madende bir bakalım diye. Lan şu cennet için adam ölmez mi ya? 70 bini anlatma. Çok garip bir yer değil mi? İnsan sık merak eder ya. O bir tane bir peygamber vardı. Merak etti gitti de bir de gelmedi. Kimdi?
Ters edeyim. Dedi ki, ya Rabbi beni bir gönder dedi. Peygamber mi? Döneceğim ya Rabbi dedi. Gitti. Hadi çık dedi. Ya Rabbi gelmeyeceğim dedi. Hani söz vermiştin? Çıkacağına. Ya Rabbi sen de söz verdin ki cennette kim ne isterse yapacağım. Ben de cennetteyim, burada bunu istiyorum. Bir tanesi ne dedi biliyor musun? Ne uyanık peygambermiş dedi. Lan saf peygamber olur mu? Ama iyi dinleyin, yaslanın. İman ettiğimiz peygamber var ya, hepsini ettik de Muhammed Aleyhisselam. Cenneti, cennete girdi, cehennemi gördü. Cennetten üste çıktı arş. Üste çıktı lef-i mahfuz. Üste çıktı arş-ı azam. Üste çıktı kab-ı kavsen. Üste çıktı meç'ul. Oralara gitti ve senin ve benim için geri geldi. Salih, geri geldi kardeş. O kadar şefkatli ya. Vallahi zor tutuyorum kendimi ya. Bu nasıl bir şefkat ya? Nasıl geldi? Vallahi ben senin için gelmezdim. Bu rızka girmezdim Allah'a yemin ederim. Cennete gideceğim senin için gireceğim. Kim gelir? Aa onlara ders lazımmış. Ders yapacakmışım da gideyim. Bilmem ya. Ama o peygamber geldi. Ya hastayım ona ya. O yine sana demedi ona dedi abi. Ben sana demedi ona dedi. Ne dedi? Sana demedi ona dedi ya o geleceksin. Ha. Ya peygamber rızkı. Sarhoşun dediğini diyeceğim. Böyle peygamberi anlatıyordum. Ben de coştum. İçimizde meğer bir tane sarhoş varmış. Tepecikte. Hiç unutmuyorum. Mavi şey çıkmış o zaman. Böyle yağmurluklar çıkmıştı o tarihte. 88. Böyle şık şık yapardı böyle yağmurluk, kabanlık. Böyle bir tane sarhoş gelmiş. Ona demişler ki gitme demiş. Ne halimiz var lan? Bizi nurcular kovmaz. Ona kovarlar lan demiş. Sarhoşuz işte demiş. Olsun demiş. Nurcular bizi kovmaz. Hakikaten gelmiş. Bunu deyince adam sarhoş. Hocam işeceğim çekiyorlar. Çekmeyin dedim kalksın. Kalktı. Hocam en kral peygamber bizim peygamber. Kral peygamber. Bu hak etti ya. Ulan sarhoşumuz bu ya. Allah'u hakikaten gitti geldi. Cennete gir. Hazreti Ömer'in köşkünü bahset. Cehennemi gör. Üst tabakalara miracı yap. Ondan sonra gel bize. Gel bedevilere. Kanaat et. 3 gün aç kal. Bir defa karnın doymasın. Bir defa uykuyu almamış olasın. 2 tarafa taş bağla açtık. Cennete giren insan ya. Nasıl yapıyor bunu? Nasıl bir psikoloji? Psikolojisi bozulmadı mı ya? Buna biraz paramız vardı. Biraz iflas ettik. Hani çorbaya ekmeğe düştük diye adam kafayı yiyor, intihar ediyor. Fabrikayı iflas edince intihar ediyor, öyle mi? Adam kızı seviyor, kız delikanlı. Ağlamadığı için intihar ediyor, öyle mi? Lan ne kızı ya? Hurileri görecek. Cennetteki mülkleri, fabrikaların kaynağını görecek. Gelip sana bana kanaat edecek. Nasıl bir insan, nasıl bir ruh, nasıl bir fedakarlık, nasıl civar mert bir şey, bu nasıl bir insan, nasıl bir şey ya, olur mu olmaz, var olmaz kardeşim. Peki ne diyeceksin buna? Allah yapıyor, yoksa olmaz. Bir insan böyle yapamaz. O direkt Allah istiyor. Sonra neyle tatmin oldu biliyor musun Resul? Gelemez, yapamaz. Nasıl olmuş? Allah madem sen öyle yaptın, o ruha Allah bütün şiddetiyle taayyum ve tecelli ediyor, teşahhus ediyor. Cennet mahluktur, Allah taayyum ve teşahhus ediyor. Ancak olur öyle. O da hak ediyor tabii. Huzur etem oluyor işte. Cenab-ı Hak taayyum ve teşahhus ediyor. 9. sayfa şu alanda. Elhamdülillah. Böyle bir adam sıkıntı da çekiyor. Nasıl karıştırmıyor ya? Kim yandı? Ben ona cennetten oralara geleceğim de size kanaat et. Onun cebinde biraz para oldu mu? Kahvem değişiyor, sigaram değişiyor, arabam değişiyor. Tamam mı? Evlilik, karıyı bile değiştiriyor. Onun cebinde para oldu.
Adam milli piyangoda bir şey adama vurmuş, kanıyı değiştirmiş. İlk kişi bu. Abdullah. Saatimiz oldu mu? Biraz daha var. Tamam söyle. Bütün Enbiya'yı reis. Oh, ben peygamber olacağım. Bütün 124 bin peygambere reis. Ya böyle hissedersiniz ya bu dersi. Öyle dinlerseniz olmaz. Ben peygamber, başta yaptık ya size. Ben peygamberim. Peygamber olduğunu biliyorum. Mekke benim mihrabım. Medine benim minberim. Bütün insanlara hatip. Bütün peygamberlere reis. Allah'a direkt murat muhatap. Ulan ben böyle bir şey bilsem ya. Nasıl olurum değil mi ya? Bütün evliyaya seyit. Gel de şeyler, Araplara, Bedevilere, sahabelere su dağıt. Yahudi önce kafa yedi. Geldi topluma. Dedi ki reisiniz kimdir demiş. Şu su dağıtan demiş. Demiş ki benimle dalga geçiyor ya. Ha bunlar oturacak, reis su dağıtacak. Böyle bir şey olur mu? Şimdi de olmaz. Cumhurbaşkanı su dağıtacak, sen oturacaksın. Yahudi buradan ya. Hem de devlet başkanı. Benimle dalga geçiyor dedi. Buradan kalktı, oraya geçti. Dedi reisiniz kim dedi. Su dağıtan dedi ya. Ulan bu da bu aynı ağız dedi ya. Olmayan üçüncü yere oturunca yer değiştirdi. Reisiniz kimdir dedi. Su dağıtan. Döndü. Sen bu cemaatin reisi misin? Mal iftihar demesi gerekirken şöyle dedi. Seyyid-i kavmi hadimu. Bir kavmin seyyidi ona hizmet edendir. Peygamber böyle olacak değil mi? Sarhoş doğru söyledi. En kral peygamber bizim peygamber. Ondan sonra indi aşağıya. Bütün evliyaya seyit. Bütün enbiya ve evliyadan mürekkep bir halka zikrin serzakiri. Evliyalardan 124 milyon evliya. 124 bin peygamber halka yapmışlar, tamam mı? Zikir. Kadiri tarikatı yapıyorlar, tamam mı? Zikreceli. Hay, 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 tamam mı? Ortada da bir serzakir var. Komut veren peygamberimiz. Allahu Ekber ya. O halkaya girmek lazım ya. İşte bu halka o. İlim meclisi onun halkasıdır. Halka-i zikrin serzakirin bütün enbiya, bütün enbiya var ya, yani geçmiş 124 bin peygamber, onun hayatlar kökleri. Kökü o. Bütün evliya onun esin taravetler semereleri. Bir şecere-i nuranidir. Peygamberimizin doğru olduğuna delil bir tanesi de evliyalardır. Şöyle düşün. Bir ağaç armut mudur, şeftali midir? Kışın. Yaprak yok, can yok. Armut mu, şeftali mi? Diri mi, ölüm? Kurumuş mu, canlı mı? Bahar bekle. Baharda şeftali yaprağı çıkarsa, şeftali verirse artık armut denilir mi? Ha, evliyalar ve sen. Şu andaki haletin, psikolojin peygamberin peygamber olduğuna delildir. Batıl bir yöntemle, batıl bir yöntemle sende bu huzur olmaz. Sende huzur yok mu? Peygamberin getirmiş olduğu hakkaniyet hakikattan oluyor. Yani peygamberimizin dersine katılmışız. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şu dersinin doğru olduğuna delil şu anda yaşadığımız haletlerdir. Eğer haşa ve kella derslerin yanlış olsa sende bu ulvi haller olmaz. Şöyle diyorum. Allah'a ve ahirete inanmayan bir insanı hırsızlık yapmıyorsa ahmaktır. Nereye hesap verecek? Ya? Yani nereye hesap verecek? Hesabı yok ki. Yani inanmıyor ki ahirete. E niye peki hırsızlık yapmıyor? Ahiret yok zaten. Şimdi arkadaşlar, diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam bir ağaç düşünün, şecere, büyük ağaç. Kökü 124 bin peygamber. O ağacın meyveleri 124 milyon evliya. Asıl imamları yaprakları. Dalı, budağı, kutbudur, kutuptur, kutbul azamdır. Sen de ben de o ağacın işte
dallarından parçalarında birer cüzüz işte. Aleyhisselatü vesselam böyle bir peygamber. Allah onun şefaatine mazhar eylesin. İki cihanda onun yüzü sürmetine bizi ve bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi aziz eylesin. Ümmeti Muhammed'e yardım eylesin. Ağlayan alem İslam'ı ittihad-ı İslam'la güldürsün onun hürmetine inşallah. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalamu aleyküm.